Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Muhammed. Bugün sizlerle birlikte yeni bir rebuild yapıyoruz. Bugün Beşiktaş rebuild'le karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Beşiktaş'ta uluslararası bir şampiyonluk kazanana kadar simülasyon yapacağız. Her sezon transferlerimizi yapacağız. Ardından şampiyonluklara koşmaya çalışacağız. Oyuna geçmeden önce de kanalıma abone olup video like atarsanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Teşekkür ediyorum. Öpüyorum sizleri. Arkadaşlar, oyun ekranına geçtik. Kadromuz bu şekilde. Kadroya hiç dokunmadı. Oyuna girdiğiniz zaman Beşiktaş kariyerinde kadro bu şekilde oluyor. Biz yaşlı oyuncuları elden çıkartacağız. Satılık listesine koyacağız. Satılanlar satılacak. Satılmayanlara da yapacak bir şey yok. Bir sezon daha oynarız onlarla birlikte. Şöyle bütçemizi de göstereyim size. 19 milyon euro bütçemiz var. Birazcık bütçemiz azaldı. Belki daha yüksek olabilirdi. Çünkü şey yaptım, 23 milyon yazıyor aynen. Bazı oyuncuların sözleşmelerini yeniledim. Serbest kalmalarını kaldırmak için. O yüzden bu şekilde. Ben şimdi o zaman transferlerimizi yapıyorum. Kimleri sattığımızı da bütün transferleri tamamladıktan sonra sizlere gösteririm. Ama çok fazla oyuncu elden çıkacak diye düşünüyorum açıkçası. O zaman ben transferleri yapıp karşınıza geliyorum. İlk transferimiz arkadaşlar Ozan Kabak. Hoffenheim'dan Ozan Kabak'a getiriyoruz. İkinci transferimiz Borussia Dortmund'dan genç Türk oyuncu Gökten Gürbüz oluyor arkadaşlar. Kendisini kadromuza katıyoruz. Bir stoper takviyesi daha yapıp Antonio Silva'yı getiriyoruz. Genç potansiyelli bir oyuncu. Borussia Dortmund'un kapısını tekrar çalıyoruz ve santrofor bölgesine Yusuf'a Mokoko'yu getiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, transfer dönemi tamamladık. Kadromuzun son hali bu şekilde. Stoper iki takviye yaptık. Silva ve Ozan Kabak. Ozan Kabak Türk kontenjanını doldurması için aldım. Belki sonrasında değiştirebilirim. Emin değilim. Bir şey gürpüzdü. Borussia Dortmund'dan getirdik. Türk potansiyeli var. Yedekte de Salih Uçan var. Hani Türk kontenjanını her türlü karşılayacağız. Ve santroforda son olarak Yusuf'a Mokoko'yu getirdik. Güzel bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Onun yanı sıra söylemem gereken çok fazla kiralık oyuncu verdik. Ve savunmaya da şöyle bir oyuncu aldık. Bunu söylemiyordum. Verme Eren'i aldık. Verme Eren diye okunuyordur yüksek ihtimal. Emin değilim. Belçikalı. Verme Eren diyeceğiz biz ona. Potansiyelle Hadze Ahmetoviç yerine rotasyonda olunsun. Kendini güçlendirsin. Hadze Ahmetoviç yerine kendisini koyarız oraya. Oynar. Çok yüksek potansiyeli var. Satışlarımız da bu şekilde arkadaşlar. İlk önce Mert Günok'u sattık. Ardından Ozan Kabak'a getirdik. Kiralık verdiğimiz oyuncular var. Cenk Tosun'u sattık. Gürpüz'ü getirdik. Gökten Gürpüz. Ardından bir kiralık da var. Aboubakar'ı sattık. Antonio Silva'yı getirdik Benfica'dan. Yusuf'a Mokoko'yu getirdik ve son olarak da Verme Eren'i getirdik. Verme Eren'i de 2.650 bin euroya getirdik. Arkamda gözükmüyor. O zaman arkadaşlar, Beşiktaş bu sezon Avrupa'da da olmadığı için direkt olarak takvimden direkt sezon sonuna ilerleyeceğiz. İlk sezon neler yapacağız bakalım, hep birlikte göreceğiz. Siz de like atmadıysanız, kanalıma abone olmadıysanız şu zamana kadar like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşürüz sezon sonu. Sezon sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle takvimden çıkıyoruz. Kulüp bizi kovma eşiğinde, sol üstte sıkıntılardayız. Şöyle kadromuza geldik. Birazcık sıkıntı yaşamışız. Sanırım sol bek olmamasının sebebi Masuaku kiralıktı. Masuaku o yüzden gitmiş. Gürpüz de sıkıntıda. Salih Uçan oynamış. Yani birazcık sıkıntılı bir sezon geçirmişiz gibi gözüküyor. Mukoku da mutsuz. Şutu -1. Garip bir sezon olmuş açıkçası. Hacı Ahmetoviç de mutsuz. Sanırım çok kötü bir sıralama yaptık. Hayırlısı dedik. Döndük şöyle. Puan durumu dedik. Ligde dördüncüyüz. Düşündüğümden de kötü değilmiş. Daha kötü bekliyordum takım bu kadar mutsuz olduğu için, ama dördüncülük bence gayet okey. Avrupa'da şans göstereceğiz en azından. Ligde en çok gol atan takım Galatasaray 77 ile Icardi olayı diyorum. En az gol yiyen takım da biz değiliz. Antalyaspor olmuş en az gol yiyen takım, garip bir şekilde. Şöyle Ziraat Türkiye Şampiyonlar Ligi dediğimiz zaman onu da Trabzonspor kazanmış Fenerbahçe'ye karşı. Biz yarı finalde yokuz. Biz çeyrek finalde Trabzonspor'a kaybetmişiz. Onun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ni Atletico Madrid, Avrupa Ligi'ni de Barcelona kazanmış. Konferans Ligi'ni ise West Ham United kazanmış. Bir de verimlerimize bakalım, hangi oyuncumuz en çok verim sağlamış. İstatistikler. Gol dedik. Redmond 12 gol 5 asistle en çok verimi sağlayan oyuncu olmuş. Ama Muleka niye bu kadar çok oynamış ve kimin yerine oynamış bilemiyorum. Muleka sanırım Mokoku yerine oynamış. Mokoku mutsuz olduğu için 24 maça çıkmış. Yani anlamadım ama Mokoku da bayağı gelişmiş. 79'a ulaşmış. Raşit Gezal çok kötü. 9'a 6 oynamış. 34 maç. Mokoku, Muleka, Gezal, Mokoku, Gezal, Muleka üçlüsü kendi aralarında bir dönmüşler galiba. Anlamadım. Yani pozisyon olarak. Yani bilmiyorum. Bakıyorum. Ozan Kabak 1 gol. Rose 1 gol. Açıba açınsın. 2 maçta 1 gol 1 asist. 40 yaşında. Gerçekten inanılmaz. Onun yanı sıra bakmamız gereken başka hiçbir şey yok. Şöyle bir ofise gidelim. Oyuncu istatistikleri diyelim. Oyuncu istatistiklerinde Icardi gol kralı olmuş. Hacı Wright 18 golle 3. sırada yer alıyor. Bizden kimse yok. Bizden en yukarıda olan oyuncu da Muleka ile Redmond. Muleka 11, Redmond 10 gol atmış. Asistlerde Ulton
Erbam.com Konya Spor'dan Ulton. Bizden yine kimse yok. Biz garip bir sezon geçirmişiz. Bizden Redmond var. Redmond güzel bir sezon geçirmiş. Gol yenme maçları da Uğurcan Çakır lider. Bizim Ersin nerede? Ersin 11. sırada. Bence bu sezonu bu kadar kötü tamamlamamızın sebebi orta sahada bir tık sıkıntımız vardı. İleri üçlümüz gayet iyiydi bence. Savunmada da sadece Masuaku da iyiydi aslında. Masuaku nasıl bir performans gösterdi bilmiyorum. Kiralıktı o yüzden dönmüş hemen. Ersin Destanoğlu'na güvenmemiz biraz sıkıntı oldu sanırım. Potansiyeli var ama ilk sezon için çok yeterli olmuyor diye düşünüyorum. Yani bence 2-3 transferle Avrupa'da bir yarı final, çeyrek final oynarız diye düşünüyorum. O zaman bir önümüzdeki sezona geçelim. Her bütçemiz var onu size göstereyim. Ardından transferleri yapıp karşınıza geleyim. Arkadaşlar 11 milyon euro bütçemiz kaldı. Toplamda 27 milyon euroydu. Ben başlangıçta size göstereceğimi söyleyip göstermedim. Unuttum. İlk olarak Rıdvan Yılmaz'ı getirdik biz. Onun dışında ekstra bir takviye yapmadık. Şimdilik 11 milyon euro ile devam ediyoruz. Ve arkadaşlar Rıdvan Yılmaz'ı tekrar evine Beşiktaş'a getiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Başka bir eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'u da kadromuza katıyoruz arkadaşlar. Sağ kanat bölgesi için Ryan Çerki'yi getiriyoruz arkadaşlar. Genç potansiyelli bir oyuncu. Arkadaşlar transfer sezonunu tamamladık. Bu sezon garip bir politika uyguladım. Öncelikle sol beke Rıdvan Yılmaz'ı getirdik. Eski Beşiktaşlı. Gördüğünüz gibi kulübede de Oğuzhan Özyakup var. O da eski Beşiktaşlı. Onu da getirdik. Aynı zamanda sağ kanada da Ryan Çerki'yi getirdik. O da genç ve potansiyelli bir oyuncu. Normal mevkisi merkezi ofansif orta sahaydı. Sağ kanada çevirdim. 2 haftada çevriliyor. Onun yanı sıra Gürpüz'e güveniyoruz. Gökten Gürpüz. Onu futbol dünyasına kazandıracağız. Türk kontenjanımızı dolduruyor. Bir dahaki sezon yüksek ihtimal Ozan Kabak'la yolları ayırıp çok iyi bir stoper ve aynı zamanda Redmond'la yolları ayırıp çok iyi bir sol kanat getireceğiz diye düşünüyorum. Onun yanı sıra takımımıza güveniyoruz. Silva'nın genini göstereyim size. Silva da 81 şu an milli takımda olduğu için gözükmüyor. Şöyle bir şey yaptım bir de hani bir değişik bir politika dedim ya. 24 milyon euroda bir bütçe ayırdım bir dahaki sezon için. Ve ek olarak da transferlerimizi gösterirsek ilk Rıdvan Yılmaz'ı getirdik. Onur Bulut artı 13 milyon euroya. Enkudu'yu sattık. Oğuzhan Özyakup'u getirdik. Montero'yu kiraladık. Semih Klasio'yu kiraladık. Umut Meraş'ı sattık. Ve Ryan Çerki Raşit Gezal artı 2,5 milyon euroya getirdik. Kağıt üzerinde iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Potansiyelli genç bir kadro, dinamik. Umarım uygulamada da başarılı oluruz. Ben güveniyorum. Ve konferanstaki grubumuzu da göstereyim arkadaşlar sizlere. Antwerp, Hajduk Split ve Servet Zayar var grubumuzda. Yani kolay bir grup olduğunu düşünüyorum. Buradan rahat bir şekilde çıkmamız lazım. Hani bu potansiyelli kadromuzda böyle bir gruba denk gelmemiz de iyi oldu. Tam bir konferans ligini, hatta konferans ligi grubu da değil. Konferans liginin bir tık altında bir grup bence. Buradan rahatlıkla çıkabileceğimizi düşünüyorum. Hem oyuncularımız da fazla maç yaparak iyice gelişirler. Direkt olarak devre arasına gidiyoruz. Bakalım konferans ligini alabilecek miyiz? Ligde ne yapacağız? Potansiyelli oyuncularımız gelişebilecek mi? Hepsini hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar devre arasına geldik. 1 Ocak'tayız. Şöyle takvimden çıkıyoruz. Yönetim bizden memnun gözüküyor. O zaman uygulamada da başarılı olmuş genç potansiyelli oyuncularımız. Oo, Redmond bile yükselmiş. Mukoku, Çerki hepsi çok güzel yükselmişler. Gürpüz birazcık yavaş yükseliyor sanırım. Rıdvan Yılmaz çok iyi yükselmiş. Oo, Silva da yükselmiş. Çok iyi gözüküyoruz. Çok iyi gözüküyoruz. Puan durumu ligde ikinciyiz. Birinci lider Trabzonspor. Aramızda 2 puan fark var. Bizden bir fazla galibiyet almışlar. En az gol yiyen takım biziz. Artık Ersin çok başarılı bir hale gelmiş. Türkiye Şampiyonlar Ligi Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalya Spor'la eşleşmişiz. Konferans Ligi en önemli can alıcı nokta. Konferans Ligi dedik, gözleri kapadık. Gruplar kısmına geldik. 6'da 6 namalup. 15 gol atıp 5 gol yemişiz. Bayağı iyi. Ön eleme turundaki takımlara bakalım. Güçlü bir takım var mı? Şampiyonlar Ligi'nden gelelim. Güçlü bir takım yok. Fenerbahçe Antwerp'le, Trabzonspor Dinamo Zagreb'le eşleşmiş. Yani burada şansımız yüksek gözüküyor. Bakalım nasıl bir sezon bizi bekliyor. O zaman ilk eşleşmemize geçelim arkadaşlar. Son 16 turu eşleşmemize geldik arkadaşlar. Rakip Anderlecht. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. Kadromuz iyi gözüküyor. Kondisyonlarımız iyi. Herkes yeşil yeşil artısı var. Çok iyi bir sezon geçiriyor takım. Simülasyondan biraz gördüm açıkçası. Çok da bakmamaya çalışıyorum böyle. İlk tepkimi hep birlikte görelim. Hep birlikte tepki gösterelim diye ama yani arada bakabiliyor insan. Çok iyi gidiyor sezon. O yüzden takım çok iyi. Hızlı simüle ediyoruz. Deplasmandayız. Yağmurlu bir hava var. Mutlu ve avantajlı dönmek istiyoruz. Ve mutlu ve avantajlı dönüyoruz. Mukoku, Çerki, Mukoku 3-1. Çok iyi, çok temiz bir skor. Videodayım canım benim. Videoda mısın? Tamam. Arkadaşlar Vodafone Park'a geldik. Rakibimiz yine Anderlecht. İlk maç 3-1'lik avantajlı skorla gelmiştik. Birazcık kondisyon eksikliğimiz var. Avantajlı gelmemiz çok iyi oldu o yüzden. Savunmada bayağı bir kondisyon eksiği var. Neden anlamadım. Hızlı simüle ediyoruz. 3-1 avantajlı geldiğimiz deplasmandan kendi evimize de 3 tane atıp çok iyi bir şekilde tura atlıyoruz. Getson, Çerki ve Rozi atmış golleri. 3-0, 6-1'de geçiyoruz toplam skorda. Bu arada Fenerbahçe Sevilla'ya elenmiş yine 5-2.
Trabzonspor'da Gent'i 4-1 ile geçmiş arkadaşlar. Çeyrek finalde rakibimiz Nice arkadaşlar. Kendi evimizdeyiz. İlk maçı kendi evimizde oynamamız çok iyi. Avantajlıyız. Bir tek Gökten Gürpüz'ün kondisyonu eksik. O da genç. Çok genç ve gelişime çok açık ama çok yavaş gelişiyor. Yani ondan ümidimizi kesmek istemiyoruz. Ona güveniyoruz. Onunla hareket etmeye devam edeceğiz. Bakalım ne yapacağız? Gökten Gürpüz eşliğinde kendi evimizdeyiz. Açık bir hava var. Hızlı simüle ediyoruz ve kendi evimizde 3 gol yiyoruz. Laborde kimmiş ya? Bir tane Wind ya da Wind aradan çerki atmış. İki tane de Laborde atmış. Tur birazcık riske girdi. Yani çok ümidim kalmadı açıkçası ama yani Nice'i de geçmeyi planlıyordum yani. Nice çok zor bir rakip değildi açıkçası. İkinci maça geldik arkadaşlar. Deplasmandayız. Kısmen açık bir hava var. Bu sefer kondisyonlarımız daha iyi gözüküyor. Gürpüz fullemiş. Gökten Gürpüz. Gürbüz'den bir canavar. Tüm sınıf ondan korkar. Şey geldi aklınıza, hepinizin biliyorum. Aklına gelenler de hemen videoya like atsın. Şimdi arkadaşlar hızlı simülat diyoruz. Laborde tehlikeli gözüküyor. Wind de yanında ya da Wind. 3-1'in rövanşında kendi evimizde kaybetmiştik. Gözlerimizi kapadık. Çok merak ediyorum. Umarım geçmişizdir turu. 1-0 yetmedi be. Muleka be. Olmadı. Neyse biz Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi'ni almaya çalışalım. Bu sezon böyle olsun. Bakalım ne yapacağız? Kimlerle eşleşmiş ona bakalım. Trabzonspor devam ediyor mu hala? Bakalım. Trabzonspor'da Victoria Plzen'e elenmiş ya. Aslında çok basit eşleşmelerdi. Yani Sevilla bir tek burada zor rakipti. Tottenham da varmış gerçi. Tottenham Sevilla arasında gider gelir bu. Neyse biz Trabzonspor'la birlikte çeyrek final oynadık. Sezon sonuna gidelim arkadaşlar. Bakalım sezonu nasıl tamamlamışız. Hep birlikte değerlendirelim. Sezon sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle takvimden çıkıyor. Yönetimle aramız birazcık bozulmuş. O konferans ligindeki o eleme sonrası oldu herhalde bu. Şöyle kadroya geldik. Kadroda deli dehşet gelişimler var. Çerki ve Mokoko uçmuş gitmişler. Rıdvan da bayağı yükselmiş 80'e kadar. Silva da aynı şekilde çok iyi yükselmiş. Onun dışında birkaç ismi değiştirmemiz gerekiyor artık. Şöyle merkez deyip puan durumuna geldiğimiz zaman ligi ikinci bitirmişiz. Ana avarajdayım de. Yok ya bu çok kötü oldu. Daha fazla galibiyet almışız. Beraberliğimize daha sadece 2 maç fazla yenilmişiz Trabzonspor'a karşı. O biraz sıkıntı olmuş ya. Son maçlarda yenilmemişiz ya. Ligin ortasında kritik şeyler olmuş. Yüksek ihtimal Trabzon'a kaybettik biz ya da berabere mi kaldık? Ne oldu bilmiyorum. Ama ligde en çok gol atan takım biz olmuşuz. En az gol yiyen takım da biz olmuşuz. En fazla averaj da bizde. Çok iyi. Çok iyi bir sezon geçirmişiz. Sadece averajla şampiyonluğu kaçırmışız. Türkiye Şampiyonlar Ligi kupasında da yarı finalde Fenerbahçe'ye yendik. Bunu görmüştüm. O yüzden bir şey yapamadım. Şaşıramadım açıkçası. Ben ama finalde kaybettik sanıyordum. Adana Demirspor kazanmış. Adana Demir de Avrupa'ya gidecek. Şampiyonlar Ligi'ni kim almış? Manchester City almış. Avrupa Ligi'ni bu arada çok iyi finaldi az önceki. Avrupa Ligi'ni Milan almış. Konferans Ligi'ni de Tottenham Nice'e karşı almış. Nice Sevilla'yı mı elemiş? Yok. Nice Victoria Plzen'i elemiş. Tottenham da Sevilla'yı elemiş. Çok okey. Şöyle kadromuza geldiğimiz zaman gelişimler çok iyi. Oğuzhan da mutlu yalnız. Bak geri geldiği için çok mutlu gözüküyor. Verme Eren birazcık mutsuz. Verme Eren -3 ile oynuyor. Onu birazcık daha oynatmamız gerekecek. Verme Eren'i stopere çevirme şansımız var mıydı acaba? Acaba ya Ozan Kabak'tan daha potansiyelli. Belki de stopere çevirebiliriz. O zaman iki tane genç oynatıyoruz. Hem Gürpüz hem Verme Eren çok sıkıntı olur. Çok zayıf oluruz. Ya da belki ikisini oynatıp Hacı Ahmetoviç ile Redmond yerine güçlü iki transfer yapabiliriz. Onu bir düşüneceğim ben. Onun yanı sıra Silva çok iyi yükselmiş ama morali çok iyi değil. Yani mutlu değil. Yani güzel bir kadromuz var. Bir de verimlerimize bakalım. Böyle kadro merkezindik. İstatistikler dedik. Yusufa Mokoko 30 gol 7 asist 53 maçta. Ryan Cherki 19 gol 6 asist. Redmond 16'ya 11. Çok iyi oynamışlar. Gerson Fernandez 15'e 13. Bayağı iyi. Muleka yedekten girip Joker oyuncu 11 gol atmış. Rıdvan da sol bekten 6 gol 2 asist. Bayağı iyi. Oğuzhan Özyakup özlemiş Türkiye'yi. 4 gol 3 asist oynamış kulübeden. Çok iyi. Gürpüz çok iyi. 2 gol 7 asist. Bayağı iyi. O zaman bir de gol krallıklarına bakalım arkadaşlar. Ligde gol kralı João Pedro ile Yusufa Mokoko olmuş. 21 golle gol krallığını paylaşmışlar. Asist kralı Gerson Fernandez olmuş. Trezeguet arkasından geliyor hemen. Ardından da Gulp Bransen'le Redmond gelmiş. Birkaç tane de 8 asist yapan oyuncu var. Balde ve Muhammed var. Galatasaray Muhammed diye birini almış. Derken Ersin Destanoğlu çok iyi bir sezon geçirmiş. 14 gol yemeyen maçta liderliği tek başına yaşamış. Şöyle biz Ziraat Türkiye Kupası değil de Konferans Ligi'ne baksak gol krallıklarına bizden bir şey çıkar mı? Gol yemeyen maçta yokuz. Ersin 2 maç eksiği var. Asist kralı da bizden çıkmamış. Gol kralı da bizden çıkmış. Birazcık dağılmış galiba Avrupa'da gollerimiz. Hiç sıkıntı yok. Şu şekilde tekrar kadromuza gelelim. Dediğim
istediğimi düşüneceğim bir. Yani belki bir verme Eren'i stoper yapıp değişik bir şeyler deneyebiliriz. Bilmiyorum. Bir önümüzdeki sezona gidelim. Bütçemizi gösterelim. Ardından transferler yapıp geliyorum. Geçen sezondan 25 milyon euro bıraktığımıza rağmen 43 milyon euroluk bir bütçemiz var arkadaşlar. Yani bu birazcık sıkıntı. İyi ki bırakmışız. O yüzden genç oyunculara güvenmeye devam edip ona göre bir transfer yapıp geliyorum. Şampiyonlar Ligi eleme maçımıza geldik. Birkaç sıkıntımız var ama çok oyuncu eksiğimiz var. Ve Şampiyonlar Ligi elemesi oynuyoruz. İki maç oynayacağız. Gent'le rakibimiz Gent. Gent'i eleme şansımız normal şartlar altında yüksekti bence ama bir Ozan Kabağımız eksik. Stoperimiz Tayyip Talha oynuyor 73'lük ve sol kanatta da Redmond yok. Muleko oynuyor. Yani bu şekilde oynamamız biraz riskli ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. Hızlı simülat diyoruz ve avantajlı bir şekilde deplasmana gitmek istiyoruz derken 3-3 çok iyi. Kartal Kayrağa girmiş. Verme Eren yerine o atmış. Helal olsun. Muleka, Mukoku ve Kayrağı Kartal. Kartal Kayrağı ya da. Kartal Kayrağı lan. Adamın ismi Kartal. Çok özür dilerim. 3-3. Çok iyi. Hiç sıkıntı değil. Deplasmanda kazanmamız lazım. İkinci eleme maçına geldik arkadaşlar. Kadromuzda zaten iki değişiklik var. Onları da gördünüz. Merih Demiral ve Mudrik'i getirdik. Onun dışında Gürpüz duruyor. Henüz Gürpüz değişikliği yapmadık. 3-3'ün rövanşında artık kazanmamız lazım. Yağmurlu bir hava var. Kazanmaktan başka şansımız yok. Hızla simüle et diyoruz. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için oynadığımız maçı penaltılarla kaybediyoruz ya. İnanılmaz. Avrupa'ya gidiyoruz arkadaşlar. Bu kötü oldu açıkçası ya. Şampiyonlar Ligi'nde olsaydık daha iyi olurdu ama olsun, hiç sıkıntı yok. İnanılmaz ya. Adamlar 4'te 4 yapmış. Biz 5.'yi kaçırmışız. Sağlık olsun. Avrupa Ligi'ne gidelim. Eleme turu öncesinde Chelsea'den Mudrik'i sol kanat için takımımıza katıyoruz arkadaşlar. Güzel bir transfer oldu. Bir takviye daha yapıp Merih Demiral'ı kadromuza katıyoruz arkadaşlar. Türk kontenjanı için önemli bir transfer. Hollandalı yıldız Xavi Simons'u da kadromuza katıyoruz arkadaşlar. O da 21 yaşında genç bir oyuncu. Bu da son transferimiz oluyor. Kadromuzun son hali bu şekilde arkadaşlar. Bir Merih Demiral takviyesi, bir Xavi Simons takviyesi ve bir de Mudrik takviyesi yaptık kadromuza. Onun yanı sıra Hacı Ahmetov için satılan boşluğunu da Verme Eren'i koyduk. 75'ti. Hacı Ahmetov 79'du. Hemen 76 oldu zaten Verme Eren. Çok bir fark edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Onun yanı sıra Gedson Fernandez arttı. Çerki artmaya, Mukoko artmaya devam ediyor. Rıdvan Yılmaz'da Rozier çok güzel artıyorlar. Silva artıyor. Aynı zamanda Ersin Destanoğlu da artmaya devam ediyor. Kadromuz çok iyi oldu. Gürpüz'den vazgeçtik artık. Hani dedik olmuyor kral, seninle yolları ayırmanın vakti geldi. Xavi Simons'a güveneceğiz bu sezon. Kimleri kaça aldığımızı da göstereyim size hemen. İlk olarak Salih Uçan'ı sattık. Redmond'ı 42 milyona sattık. Hacı Ahmetoviç'i de 31 milyona sattık. Buradan Batuhan Karadeniz'e selam olsun. Ozan Kabak'ı 28 milyona sattık. Merih Demiral'ı 29 milyona getirdik. Bir nevi takas gibi oldu bizim için. Mudrik'i 35 milyona, Xavi Simons'u da 66 milyon küsuratı var ve Gürpüz'ü verdik. Bu şekilde getirdik. Yani hiç, hemen hemen hiç bütçemiz kalmadı. Onu da göstereyim şöyle. Ofis 1 milyon euro bütçemiz kaldı. Şampiyonlar Ligi'nin elenmemiş kötü oldu açıkçası. Puan durumu diyeyim. Ligde şu anda çok işler yolunda gitmiyor. Avrupa Ligi'ne baktığımız zaman da grubumuz bu şekilde. Çok basit bir grup. PSV Eindhoven var. Xavi Simons'u oradan almıştık. PSV Eindhoven, Brøndby ya da Brøndby ve Helsinki var. Hiçbirini tanımıyorum hemen hemen. Yani PSV'yi biliyorum da Brøndby ve Helsinki çok bilmiyorum kadrolarını. Avrupa Ligi'mizde bu şekilde arkadaşlar. PSV Eindhoven, Brøndby ya da Brøndby ve Helsinki var. Yani çok rahat çıkabileceğimiz bir grup olduğunu düşünüyorum. Brøndby ve Helsinki'nin kadrosuna hiç hakim değilim. PSV Eindhoven'dan da Xavi Simons'u hop diye aldık. Onun yanı sıra iyiyiz, güçlüyüz. Devre arasına gidiyoruz ve gruptan çıkmış bir şekilde sizinle karşılaşmak istiyorum. Devre arasına geldik arkadaşlar. 2 Ocak'tayız. Şöyle takipten çıkıyoruz. Yönetim bizden memnun değil. Umarım Avrupa'dan elenmemişizdir. Şöyle kadromuza geliyoruz. Xavi Simons ve Mudrik yükselmiş. Merih Demiral da yükselmiş. Verme Eren yükselmemiş bir tek. Oha, Rozier 85 olmuş. Dinamik potansiyelle uçmuş. Yani bu takımın artık kötü işler yapmaması lazım. Puan durumu ligde 4.'yüz. Ligde nasıl 4.'yüz ya? Lider Fenerbahçe. Ha, aramızda 3 puan fark varmış. Tamam, sakiniz. En çok gol atan takım Galatasaray. Biz ikinci en çok gol atan takımız. En az gol yiyen takım Trabzonspor, 15 gol yemiş. Uğurcan Çakır'ı onlardan alabiliriz eğer hala Uğurcan Çakır varsa. Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'la eşleşmişiz ve Avrupa Ligi dedik, kapattık gözleri. Sola geçtik. Gruptan ikinci çıkmışız. Kulüp bu yüzden bizden memnun değil diye düşünüyorum. Yani bu gruptan da nasıl ikinci çıktık anlayamadım. Bence bir sakatlık falan oldu derken Manchester United nasıl bir eşleşme ya? İnanılmaz bir şans. Ön elemede Manchester United gelmiş. Bir de şeye bakacağım. Bence bir oyuncumuz sakatlandı, yoksa bu kadar kötü bir sezon geçirmiş olamayız ya. Şöyle en çok oynayan oyuncularımıza bakalım. Rozier, bunlar okey. Okey, okey. Bayağı okey. Verme Eren okey. Kartal Kayra çok oynamış. Niye bilmiyorum. Getson yok. Getson nerede? Yok, Getson da var. Allah Allah. Anladın mı? Bir gariplik de yok. Niye bu kadar kötü
bir sezon geçirmiş takım anlamadım açıkçası. Neyse hiç sıkıntı yok. Biz Manchester United ilk maçına geçelim eleme turuna. Bakalım ne olacak. Manchester United maçına geldik arkadaşlar. Kondisyonlarımız çok iyi. Bir tek Xavi Simons birazcık yorgun. Karşı taraf full kondisyon. Bayağı oyuncu değiştirmişler ama. Davies, Militao, Rüdiger yani savunma hattını çok iyi güçlendirmişler açıkçası. Bilmiyorum. Takımımıza güveniyoruz. Verme Eren birazcık sıkıntı ama hızlı simülat diyoruz. Kendi evimizdeyiz. Vodafone Park'tayız. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Mudrik, Rose ve Rıdvan. Rıdvan, Rose, Mudrik çok iyi. Çok sürpriz golcüler çıkmış sahneye. Çok iyi olmuş. Avantajlı gidiyoruz İngiltere'ye. Old Trafford'a geldik arkadaşlar. Xavi Simons yine yorgun ama 86'ya kadar yükselmiş. Çok iyi. Aa, Elif Elmas var karşıda. Davies bu sefer sol açık oynuyor. Gaya sol bek oynuyor ve Militao'ya Lindelöf oynuyor. Daha kötü bir kadroyla gelmişler. Anlamadım bu değişikliklerini. Bizim kadromuz aynı. Kadromuza güveniyoruz ve hızlı simülat diyoruz. İngiltere'de Old Trafford'da avantajlı geldiğimiz maçtan galip ayrılıyoruz. 3-3 ile toplamda 6-5 ile inanılmaz bir tur. Gerçekten inanılmaz bir tur. Mukoko 2 tane, Mudrik 1 tane atmış. Ve 3-3 bitmiş maç. Karşı tarafta da Thuram, Casemiro ve Militao gol atmış. Militao ilk 11'de yoktu. Nasıl gol oldu o ya? Oyunun saçmalıkları. Neyse arkadaşlar. Bir üst tura geçelim. Son 16'da rakibimiz Real Sociedad arkadaşlar. Yani Real Sociedad oyunda birazcık bug'lı gibi simülasyonda açıkçası. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden birazcık korkuyorum. Manchester United'dan zor bir eşleşme olabilir. Xavi Simons yine yorgun anlamadığım bir şekilde. Onun dışında kadromuz aynı. Kondisyonları iyi. Bir tek kanatlarda hafif yorgunluk var ekstra olarak. Hızlı simülat diyoruz. Evimizdeyiz. Vodafone Park'tayız. Avantajlı gitmek istiyoruz İspanya'ya derken bir sezon daha bekliyoruz. Yani yüksek ihtimal bekleyeceğiz. Verme Eren'i değiştirmemiz lazım. İnanılmaz. İkinci maça geldik arkadaşlar. Yani çok bir umudum, enerjim, hiçbir şeyim kalmadı açıkçası ama hızlı simülat diyoruz. Defansif orta sahalarını kafaya yazdım. Zubimendi. 3 tane atıyoruz ama 3 tane de yiyoruz yine. 3 tane yemeseydik iyiydi açıkçası. Yani belki uzatmadan bir şekilde alırdık. Mudrik 2 tane, Oğuzhan Özyakup bir tane atmış. Onların orta sahası Zubimendi'ydi. Zubimendi gözükmüyor oyunda. İnanılmaz bir bug var. Zubimendi çıkmış. Zubimendi'yi belki alabiliriz onlardan, defansif orta saha. Onun da potansiyeli vardı. O zaman biz bir sezon sonuna gidelim. Umarım kovulmayız. Bakalım kimler tur atlamış. Arsenal atlamış. Valencia atlamış. Newcastle, Olympique Marseille'yi 5-0 yenmiş. Inter falan ilerlemiş. Juventus, Tottenham elemiş. Yani bilmiyorum. Zor bir Avrupa Ligi'ydi açıkçası ama. Olsun, biz sezon sonuna gidelim. Seneye şansımızı şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde değerlendirelim derken kovulmak üzereyiz. Umarım kovulmayız. Arkadaşlar, Haziran'a sezon sonuna geldik ve belli ki Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalmışız. Galatasaray'la oynayacağız. Onu da birlikte simüle edelim. Bu arada yönetim bizden hiç memnun değil. Şöyle bir puan durumuna bakmadan bu maçı bir oynayalım. Bakalım Ziraat'ı alabilecek miyiz? Şöyle geldik. Kadromuz çok iyi gözüküyor. Bir tek verme Eren'i değiştirmemiz lazım. Karşı tarafta değişiklik var mı? Kaleci Şen. Şen kim bilmiyorum. Sol kanatta Kazımcan Karataş. Sağ kanatta Barış Alper Yılmaz var. Zaniolo ve Mustafa Muhammed var. Ha, bu Muhammed Mustafa Muhammed lan. Pardon. Ben onu unuttum. Geçen sezonlarda Muhammed kim falan filan demiştim hatta. Şöyle hızlı simüle et diyoruz. Bakalım Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanabilecek miyiz? Kazanamıyoruz. Kötü bir sezon. Kesin kovulacağız ya. Xavi Simons atmış. Barış Alper atmış. Çerki atmış. Ya iki kez de öne geçmişiz ya. Ardından Mustafa Muhammed, Zaniolo, Mustafa Muhammed şeklinde atmışlar ve elenmişiz. Yani finalde kaybettik daha doğrusu. Elendik denmez. Umarım kovulmayız. Şöyle kadromuza geldiğimiz zaman kadromuz gerçekten verme Eren dışında çok iyi gözüküyor. Ya Oğuzhan Özyak bile bir gen artmış. Onun yanı sıra yani çok iyi bir kadromuz var. Yani söyleyecek bir şeyimiz yok. Bir tek verme Eren'i değiştireceğiz ve o şekilde yeni sezonda şampiyonluk kovalayacağız. Kadro merkezine bakalım bu sefer. İlk istatistikler diyelim. Yusufa Mokoko 33 gol 3 asist. Yalnız Mudrik de çok iyi. 22 gol 5 asist. Cherki 17 gol 10 asist. Xavi Simons 10'a 10 oynamış. Gedson Fernandez de 6 gol 12 asist. Rıdvan Yılmaz ve Rozier de çok iyi. Sağ bek, sol bekten gerçekten bayağı iyi istatistik yakalamışlar. Şöyle bir de puan durumuna bakalım. Puan durumundan çok korkuyorum. Şampiyonluk gelmiş olması lazım derken yine dördüncüyüz. Çok zor. Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak çok zor gerçekten. Yani yanlış transferler mi yaptık acaba? Şu an onu düşünüyorum ama bir dahaki sezon konferans ligini alıyoruz yani. Başka hiçbir kaçar yolu yok diyorum. En çok gol atan takım biz değiliz. Galatasaray olmuş. En az gol yiyen takım da Trabzonspor olmuş. Trabzonspor'un kalecisinde çökmemiz lazım. Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde yenilmişiz. Finalden önce Fenerbahçe'yi 4-1 ile geçmişiz. Şampiyonlar Ligi'ni Manchester City, Avrupa Ligi'ni Bayer Leverkusen, Konferans Ligi'ni de West Ham United almış. Burada bizden olan var mı? Yok. Galatasaray
Galatasaray çeyrek finalde Köln'e elenmiş. Bir de gol krallıklarına bakalım ligimizdeki. Ligde gol kralı Mukoko olmuş 24 golle. Asist kralı Joao Pedro olmuş garip bir şekilde. Gol yemeyen maçta Adana Demirspor, Antalya Spor ve Trabzonspor'un kalecileri liderliği paylaşıyor. Ardından Altay geliyor. Yani Uğurcan sanıyordum ben de, Uğurcan değilmiş. Muhammed Taha Tepe'ymiş. Neyse hiç sıkıntı yok. Yani kovulmadan yeni sezona geçmeyi umuyorum açıkçası. Yani bakalım yeni sezonda 1 milyon euro bu sezondan kalan bir bütçemiz var. Bir dahaki sezonda defansif orta saha alırsak yani artık uluslararası bir şampiyonluk gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Takıma büyük bir tecrübe katıyoruz arkadaşlar. N'Golo Kante'yi getiriyoruz. Arkadaşlar kadromuzun son hali bu şekilde. Sadece N'Golo Kante takviyesi yaptık kadromuza. Başka bir değişiklik yapmadık. Silva 90'ı gördüm. Mukoku 89, Cherki 89, onlar da 90'ı görmek üzere. Ersin Destinoğlu artmıyor. Rıdvan Yılmaz artmıyor. Ve Melih Emiral artmıyor. 3 Türk oyuncumuz sadece olduğu yerde sayıklıyor. Gedson Fernandez olduğu yerde sayıklıyor. 4'ü dışında bir sıkıntımız yok. Diğer oyuncularımız hala gelişmeye devam ediyor. Tabii ki N'Golo Kante de düşecek. Onu yapacak bir şey yok. Onu riske alarak transfer ettik zaten. Şimdi size şöyle hemen transferlerden transfer geçmişi diyeyim. Ve sadece Vermeeren'i 10 milyona sattık. N'Golo Kante'yi de 30 milyona getirdik. Başka hiçbir transfer yapmadık. Ve 10 milyon euro bir bütçemiz var kenarda. Bu sezon artık başarmamız gerekiyor. Yani kaçıncı yıla geldik oyunda bilmiyorum ama bayağı ilerledik yani. Artık yapmamız gerekiyor. Şöyle konferans ligi grubumuz da bu şekilde arkadaşlar. Brøndby yine bizimle aynı grupta. Ve Twente ve Galen var. ST Galen hangi takım bilmiyorum. Hangi ülkenin takımı. Brøndby de hangi ülkenin takımı bilmiyorum. Bu şekilde bir konferans ligi grubumuz var. Artık bu sezonu şampiyon tamamlamak istiyoruz. Yani bilmiyorum nasıl bir sezon bizi bekliyor. Devre arasına gidelim arkadaşlar. Şu anki gidişatta da bayağı iyi ilerliyoruz. Bir mağlubiyet, 5 galibiyet almışız. Şöyle ofisten devre arasına gidelim. Siz de o sıra video like atmayanlar, hala buraya kadar izleyip like atmayan varsa like atsın. Biz de bir devre arasına gidelim. Tekrar karşınıza gelelim arkadaşlar. 1 Ocağı devre arasında geldik arkadaşlar. Takvimden çıkıyoruz. Yönetim bizden çok memnun. Hem de fazla memnun. Yüksek ihtimal gruptan namalup çıktık derken Mukoku ve Cherki 90 olmuş. Silva 91 olmuş. Rıdvan Yılmaz 83 olmuş. Ersin Destinoğlu da 82 olmuş. Bak hani artmıyor demiştim bunlar için. Duymuşlar beni ve artmaya devam etmişler. Rozi artmamış sanırım ya da 1 artmış. Merih Demiral kalmış bir tek. Bir de Kante olduğu yerde kalmış. Kante'nin olduğu yerde kalması çok önemli. Puan durumu ligde 4 puan farkla lideriz. Bir mağlubiyet dışında, o aldığımız mağlubiyet dışında 2 beraberlik almış. Onun dışında full galibiyet. En çok gol atan takım Galatasaray'la ortağız. En az gol yiyen takım biziz. 16 golle. Türkiye Şampiyonlar Ligi Kupası'nda Başakşehir'le eşleşmişiz ve konferans liginde dedik, gözleri kapattık. Konferans liginde L1 dedik ve namalup bir şekilde gruptan çıkmışız. 2 beraberlik 4 galibiyet alarak çıkmışız. Güzel. Twente de bizimle birlikte çıkmış. Ön eleme turunda tanıdık sima var mı diye bakıyorum. Güçlü bir takım yok yalnız yani Avrupa Ligi'nden gelen. Bir tek PSV Eindhoven var. Sevilla var. Onun dışında yani çok bir güçlü takım göremiyorum açıkçası. Bu sezon şansımız daha yüksek gibi geliyor bana. Kadromuz da çok daha güçlü. O zaman direkt ilk maçımıza geçelim arkadaşlar. Eşleşmemize geçelim. Bakalım konferans ligini bu sezon alabilecek miyiz? Son 6 turunda rakibimiz Valencia arkadaşlar. İlk maç İspanya'dayız. Deplasmandayız. Takım gerçekten çok iyi gözüküyor. Kondisyonlar full. Bir tek Kante 1 overall düşmüş. Silva hala artmaya devam ediyor. 92 olmuş. İnanılmaz. Şöyle hızı simüle et diyoruz. Deplasmandayız. Avantajlı dönmemiz lazım. 2-2. Tamam. Kötü değil. Kötü değil. 2-2 gayet iyi. Gayet iyi. Gayet yeterli. Mukoku ve Cherki atmış. 2 kez öne geçmişiz ama yani galibiyet olarak iki kez öne geçip koruyamamışız arkadaşlar skoru. Yani insanlar konuşamayabilir arada. Vodafone Park'a geldik arkadaşlar. İstanbul'dayız. Evimizdeyiz. Yağmurlu bir hava var. Kazanmaktan başka şansımız yok. Hızı simüle ediyoruz. Evimizde Valencia ile penaltılarla üst tura geçiyoruz. Sonunda ya. Bu risk niye bu kadar riskli ya? Hiç garanti bir skorla geçemiyoruz. Kafayı yiyeceğim ya. Çeyrek finale rakibimiz Hajduk Split arkadaşlar. Yani açıkçası çok kolay bir rakip ve üçlü oynuyorlar. Bize karşı üçlü oynamak birazcık sıkıntı bir durum. Kondisyonlarımız full. Oyuncularımıza güveniyorum. Hızı simüle ediyoruz. Deplasmandayız. Avantajlı dönmemiz şart. 2-2. Aa, galibiyet alamıyoruz ya. 90 dakikada maç kazanamıyoruz. İnanılmaz. Xavi Simons ve Mukoko atmış. Kafayı fırlatacağım ya bir köşeye. 2-2'nin rövanşında evimizdeyiz. Açık bir hava var. Üçlü defans oynuyorlar yine. Kazanmaktan başka çaremiz yine yok. Yani artık rahat rahat bir tur geçmek istiyoruz. Hızı simüle ettik. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Çok rahat. Oh be, istediğim şey bu sizden ya. Çıkın şöyle pat 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 pat, size layık olan performansı gösterin. Mudrik 2 tane, Cherki ve Mukoko atmış. İleri üçlümüz deli gibi çalışmaya devam ediyor. Bakalım üst tur rakibimiz kim? Üst turda rakibimiz belli değil ama kimler olabilir ona bakalım. Genk gelebiliyor. PSV Eindhoven gelebiliyor ve Olympique Lyon gelebiliyor. Umarım Olympique Lyon gelir. Beşiktaş'ın Olympique Lyon'la kazanması gereken bir maç var.
Arkadaşlar rakibimiz Olympique Lyon. Yani ben hiçbir şey söylemiyorum. Oyuncularla soyunma odasında yapmam gereken konuşmayı yaptım. Sadece Vodafone Park'ta çıkıp kazanmalarını bekliyorum. İzleyin, buyurun izleyin. Ben hiçbir şekilde riske... Abi kazanamıyoruz ya. 3-3 ya. Haydi çocuklar lütfen Fransa'da bitirin bu işi. Fransa'ya uçtuk arkadaşlar. Deplasmandayız. 3-3'ün rövanşında kazanmak istiyoruz. Yani artık kupayı kazanmamız gerekiyor. Yönetim de sürekli diyor hadi hocam hadi hocam artık kazanalım falan. Biz de sıkıntıya düştük yani açıkçası. Kazanmaktan başka şansımız yok. Çocuklarla çok iyi konuştum soyunma odasında. Güveniyoruz çocuklara. Hızlı simülat dedik. Cherki. Cherki ve Mudrik. Sonunda finaldeyiz ya. Bir de 87 yine gol atıyorlar ya. Az daha gidecekmiş. Belki de uzatmaya yine elenebilirdik. Penaltı menaltı bir şey olabilirdi. Çok iyi oldu. Finalde rakip rakibimiz kim? Finaldeki rakibimizi öğrenelim ve finale geçelim. Finaldeki rakibimiz PSV Eindhoven. Artık kazanmaktan başka şansımız yok. O kupayı Beşiktaş'a getiriyoruz. Arkadaşlar artık sezonun sonuna, final maçının olduğu güne geldik. Bundan sonra da maçımız yok. Zaten Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkamamışız yani. Son ayda henüz hiç mağlubiyetimiz yok. Ondan önce beraberlik. Bayağıdır yenilmiyoruz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 maçtır yenilmiyoruz. Yani inanılmaz bir galibiyet serimiz var. Yani bu şekilde finale çıkmak büyük avantaj diye düşünüyorum. Yönetim bizden yine memnun değil. Kafayı yemek üzereyim. Kadromuza bakalım artık. Son yani bu sezonu bitireceğiz artık arkadaşlar. Kupayı alsak da almasak da videonun sonuna geliyoruz. Ama alacağız diye düşünüyorum ben. Yani bu kadroyla kaybetmemiz çok zor. Yani bakıyorum gerçekten mükemmel bir kadro. Oğuzhan Özyakup kaç yaşına gelmiş? 33 yaşına gelmiş. Vefa böyle bir şey arkadaşlar. Kadromuza güveniyoruz. Gerson Fernandes kaç yaşına gelmiş bakalım. 27 yaşına gelmiş. Kante kaç oldu? Kante 35 oldu. Yani bakalım Rozier kaç oldu? Rozier de 29 yaşına gelmiş. Yani çok iyi bir kadromuz var. Şöyle puan durumu diyoruz ligde. Ne yapmışız? Ligde şampiyonluk bekliyorum açıkçası. Yani o kadar galibiyet serimiz var. Süper Lig dedik. Ligde açık ara farkla şampiyon olmuşuz. En çok gol atan takım biziz. En az gol yiyen takım da biziz. En yüksek avaraj da bize. Çok iyi bir sezon tamamlamışsınız. Ziraat Türkiye Kupası'nda erken elenmişiz. Son 16'da Başakşehir'e elenmişiz. Belki de bu yüzden bu kadar başarılı olabildik. Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea Dortmund finali var. UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt Barcelona finali var. Ve Konferans Ligi finali de PSV Eindhoven Beşiktaş. Verimlerimize bakalım. En çok gol atan oyuncumuz kim olmuş ona bakalım. Yusufa Mokoku 40 gol 5 asist 91 gene ulaşmış Alman oyuncu. Daha 21 yaşında inanılmaz. Cherki 27 gol 9 asist. O da 90 gen 22 yaşında. Mudrik 25 yaşında 87 gen 21 gol 9 asist. Xavi Simons 12 gol 14 asist. Bugün eski takımla karşı oynayacak. Gerson Fernandes 8 gol 19 asist. İnanılmaz. Rose 3 gol 5 asist. Rıdvan Yılmaz 3 gol 1 asist. En değerli oyuncumuza bakalım arkadaşlar. En değerli oyuncumuz Antonio Silva 92 yani en yüksek gene sahip oyuncumuz da o. 174 milyon değeri var. Yusufa Mukoko da 157 milyona yükselmiş. 157 milyon Yusufa Mukoko. Yani Gerson Fernandes en çok yük değerini yükselttiğimiz oyuncu olabilir. Hatta direkt o yani 83 milyona yükselmiş. Onun dışında Rose geliyor ardından. Yani Gerson kaptan olarak çıkacak sahaya hak etti diye düşünüyorum. Artık final maçına geçmeden önce bir de gol krallıklarına bakalım az daha unutuyordum. Avrupa Ligi'nde gol kralı, Konferans Ligi'nde gol kralı bizden çıkmamış. Mukoko ve Mudrik 9'ar gol atmış. Bu maç ikisinden biri hat-trick yaparsa liderliğe yükselebiliyor. Redmond PSV Eindhoven'da eski bir tanıdık var. Redmond ve gol kralı olmuş Konferans Ligi'nde. Asist kralı olmuş. Çok özür dilerim. Gol yemeyen maçta da bizden kimse yok. Süper Lig'de Yusufa Mokoko ile Enis Destan gol krallığını paylaşmış. Enis Destan çok genç bir oyuncu. Yani o da yükselmiş herhalde gene. Asistlerde Gerson Fernandes açık ara asist kralı. Gol yemeyen maçlarda da Eren Türk diye bir kaleci gol yemeyen maçı çıkartmış en çok. Garip yani. Enis Destan ve Eren Türk. Yani garip bir ikili olmuşlar. Artık maça geçme vakti geldi arkadaşlar. Kadrolar bu şekilde arkadaşlar. Bir gittim geldim. Oyunu save aldım. Şimdi oyun takılır save gitmesin diye. Oyunu kaydedip geldim. İleride Fofana var. Oscar var. Solda Redmond var. Tanıdığımız bir sima. Onun dışında çok da tanıdık yok gibi. Bizim kadromuz her zaman gibi aynı. Bu sefer maçı simüle ediyoruz. Maçı izliyoruz. Son dakikada kazanıyor olursak eğer oyuna dahil olup kupa törenini izleyip videoyu sonlandırıyoruz. Bilmeyenler ilk defa izleyenler için. İlk defa izleyenler de kanalıma abone olursa çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi orada 7 numara kim? Kante'mi içeriye çevirdik. Orada bir karambol. Çok iyi geliyoruz bu arada. Orada yine bir top. 9 numara. Yusufa Mokoko. Henüz 10. dakika 1-0 öne geçiriyoruz. Çok güzel oldu bu. Erken gol çok güzel. Erken golü çok severiz. Haydi çocuklar. Oo, orada pas hatası olmaz. 13 kim? 13 kim? Çok güzel. Haydi çocuklar. Çıkarken top kaptırdılar. Sürekli orta sahada bir top kaybı var ya. Hayır. İçeri çevirdiler Ersin. Bravo Ersin. 6 numara kim? İyi dokundu. Antonio Silva. Haydi oğlum. Çevir içeri. Ah savunma ayak koydu arkadaşlar. Şimdi bir kontratak yakalamaya çalışıyorlar. Haydi çocuklar. Hayır bak çıkarken top kaptırmayın. Bravo Ersin. Rose çıkmasın. Çok iyi oğlum. Ortaya verdik. Çok güzel. Getson.
Haydi oğlum geç son. Oo güzel. Alverler alverler. İleriye Yusuf Amokok. Aa araya verdi olmadı. İlk yarı bitmek üzere. İlk yarı bitmeden gol yemeyelim. PSV Eindhoven geliyor sağ kanattan. Çok güzel. Çok güzel çıktı. İlk yarı bitti. İlk yarıda 1-0'lık üstünlüğümüz var arkadaşlar. İkinci yarıda bunu koruyup kupayı almak istiyoruz. İkinci yarı başladı arkadaşlar. PSV Eindhoven'ın vuruşuyla başladı ilk yarı. İkinci yarı başladı pardon. Lan ne karıştırdım. Kaşırdırdım. Aa konuşamıyorum. Neyse arkadaşlar konuşamıyoruz ama çok iyi futbol oynuyoruz. Haydi erken bir gol daha bulalım. Haydi erken bir gol daha bulalım. Getson. Getson Fernandez. Olmadı. Haydi o Getson. 83 Getson onu biliyoruz. Getson çevir oğlum. Yusuf Moukoko yukarı verdi. 8 numara Mudryk. Mudryk 2-0 62'de rahatlıyoruz. 2-0 oluyor. Oh çok iyi oldu bu. Bu gerçekten çok iyi oldu. Artık rahat bir şekilde kupaya uzanırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Dakikalar şöyle 70'e doğru da geliyor. Moukoko alverlerimizi yapıyoruz. Getson, Xavi Simons, Moukoko yukarı verdik. Rıdvan Yılmaz, Mudryk çekti. Getson Fernandez. Takımın kaptanı. İnanılmaz. İnanılmaz. Çok iyisin Getson. Bravo Getson. Artık 3-0 oldu arkadaşlar. Yani gerçekten çok rahatız. Şimdi ileri çıkıyorlar artık. Bir gol bulmak istiyorlar. Nathan Redmond. Ceza sahası içinde dışarı verdi. Ortaya çevirdi o da. Katıl diyelim maç bitmeden. Romero. Bir ekran yeşillendi. Bir yeşillendik. Ve bitti mi maç? Bakalım ne oldu? Garip bir animasyon. Direkt içeri giriyor oyuncular. E kupa töreni yok mu hocam? 3-0 kazanmışız. Ne oluyor? İnanılmaz şeyler yaşanıyor şu an. Ne oldu? Aa! Katıldık ama bize izletmedi şeyleri ya. Bu olmadı arkadaşlar. Sağlık olsun diyelim. Oyuncu performanslarına bakalım. Ve bu ekranda artık Mudryk çok iyi bir performans sergilemiş. Yalnız Mudryk ve Moukoko bir gol bir asist oynamışlar. Bayağı iyi. Videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Şöyle bir ben de karşınıza geleyim. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video gelmesi için videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Şurada da mükemmel bir form var gördüğünüz üzere. Ricardo Quaresma forması. Kendisini çok severim. Böyle bir ayrıntı olarak söylemek istedim. Kendinize iyi bakın. Yapmamı istediğiniz rebitleri de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tiene tanto que ofrecer.